Örneğe de gerek görmüyoruz hocam. Sağ olun. Şimdi buyur. Hocam, yer bilimci, dünya çapında da ünlü Celal Şengör hocamız evet. var. Bu hocamız Nahl suresinin 15 ve Enbiya suresinin 31. ayetinde geçen evet. dağların depremi engellemek için yerleştirildiğini fakat dağlık bölgelerde depremin daha çok olduğunu evet. ve bu konuyu ilahiyatta ileri derecede Arapça bilen hocalarla konuşup kendisini tatmin edecek cevaplar bulamadığını ileri sürdü. Bu gerçekten böyle midir, değil midir? Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Önce bu hocamıza teşekkür ederim biz. Şimdi şöyle anlatayım. Bu tip şeyler yeni değil hocam aslında. Bundan 30-40 sene evvellerde de Kutsal Dinlerin Eleştirisi diye kitaplar yazıldı bir profesör tarafından. Adını vereyim, İlhan Arsel tarafından. Turan Dursun tarafından Din Bu diye İslami eleştiriler yapıldı. Din eleştirisi yapıldı. Bunları biliyorsunuz. Bu adamların yaptığı eleştirilerin hepsi doğruydu. Haklılardı yani. Haklılardı. Ama bir gerçek vardı ki bunlar Kur'an üzerinden hareket edemediler. Bu zavallılar Kur'an'ı tanıyamadılar. Ama yine de sağ olsunlar birçok insanın binlerce, on binlerce insanın Kur'an'ı tanımasına da vesile oldular. Ben kendilerine bir teşekkür mektubu yazdım o kitaplarının yayın evine de ellerine ulaştı, ulaşmadı onları bilemeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey arz edeyim. Bu ayetler, şimdi orada soran arkadaşımız iki ayetten bahsetmiş. Biliyorsunuz Nahl 15 var. Enbiya 31 var bir de. Öyle mi? Şimdi burada şöyle bir ifade var. Yine işin orijinalinde onun son Lokman 10'da mesela Allah halaka semavati bi gayri amedin. Allah gökleri direksiz yarattı. Görüp duruyorsunuz teravneha. Ve el gafil ardı revasiye entemide büküm. Burada sorun revasiye ve entemide sözcüklerinden çıkıyor. Maalesef, bakın maalesef bunlar Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Yanlış çeviri veyahut da çeviri yanlışlarından kaynaklanıyor. Bakın çeviri yanlışlarından. Şimdi bütün şeylerde nereden geldiyse, kim başlattıysa bu entemide ifadesini sarsmamak üzere sarsılmamanız için olumsuz değil mi? Sarsın. Halbuki ayetin orijinal en temide olumlu bir ifade. Eğer ki temide sözcüğüne sarsılma anlamı verirsek sizin sarsılıp durmanız için demek lazım. Bakın bunu tüm hocalara özellikle Arapça bilenlere az çok yani illaki çok ileri derecede bilmesinler. Tefsircilerin yalanlarını kesinler. Arapça dil bilgisi bilenler var ya ona gitsinler. En temide bikümlü, en temide ifadesi olumludur. Eğer anlam sarsılma diye ifade edecek olursa sizi sarsması için, sarsılmanız için o dağları yerleştirdi arza demek olur. Ama onların verdiği anlam en la temide, en la temide anlamıdır. Ama ayetlerin üçünde de la ifadesi yoktur. Bakın, bunu hangisine bakarsalar baksınlar ve özellikle ben gençlere ve özellikle o Celal Hoca'ya yani bu konuların ulaştırılması için herkes elinden geleni yapsın ama önce ayetin sağlamasını, doğru anlamanın sağlamasını bir yapsınlar. Ayette entemide mi diyor, ella temide mi diyor? Bakın o anlama gidecek olursak dediğim gibi müsbettir. Sizi sarsması için dağlarlar. Sarsıntılar yapması için dağlar koyduğu anlamı çıkar. Ama öyle bir şey yok. Birincisi bu. İfade bakın entemide. Ama
geçmişten bugüne gelen şeylerde ellatemide anlamı vermişler. Vebal onların, cinayet onların. Tamam mı? Şimdi gelelim buna. Temide sözcüğü ne demek? Temide sözcüğü, bakın Kur'an'da zaten 5 yerde geçer bu kökten bir şey. Temide sözcüğü. Bunun ikisi temide halinde, ikisi de maide halinde. Maide sözcüğü biliyorsunuz Maide suresinde geçer. İsa peygamberin hani gökten sofra istemeleri var ya arkadaşlarının, havarilerinin orada geçer. Maide. Maide ne demekti? Sofra demek. Sofra. Sofra. Burada entemide sözcüğünün anlamı size sofra olması için. Size sofra olması için. Türkçemizde de bu sözcükten türemiş bir başka sözcük var. Meydan sözcüğü. Meydan sözcüğü de aynen bu meyd sözcüğünden. M-Y-D orijinali. M-Y-D made diye şey yapılır. Bu sözcüğün Arap diline ilk girmesi, onu da söyleyeyim. Ticarete giden bir adamın veyahut da toprak süren bir adamın halini anlatan bir sözcüktür. Bu adam ticarete gittiği zaman veyahut da toprak sürdüğü zaman çocuklarına sofra hazırlamak için bunu yaptı sözcüğünden gelir. Sofra hazırlamak sözcüğünden. Meydan sözcüğünün aslı da sofralık alan demek. Sofra oluşu demek. Sofralık demek. Şimdi düz arazilerde hani meyve, sebze çok yetiştirildiğinden meydan sözcüğü oradan gelir. Oralarda yani yiyecek içecek çok demek. Yani ayetteki ifade entemide. Size sofra olsun diye. Şimdi burada dağlar bize sofra oluyor. Sofra hazırlıyor. Cenab-ı Hak bize sofra hazırlasın diye dağları yeryüzünün içerisine çakmış. Sabitlemiş. Şimdi orada revasiyedir. Onu da anlatayım. Ayetlerde direkt dağ olarak da geçmez. Revasiye sözcüğü geçer. Rasiye sözcüğünün çoğuludur. Rasiye sabit duran demek. Sabit duran, çakılı duran demek. Yeri değişmeyen demek. Onu dağ olarak çevirmek bizimki tevildir. Biz onu ona şey yapıyoruz. Sabit duran ne olur? Dağlar olur diyoruz. Ve bize sofra olan da yine dağlar olur. Şimdi böyle baktığımız zaman, şimdi şöyle burada coğrafi olarak her şeyden evvel coğrafi olarak dağların yararlarını evrene, insanlığa yararlarını dikkate almak gerekiyor. Nasıl sofra oluyor? Birincisi bak şimdi dağlar yabani hayvanların yaşam alanlarıdır. Onları oluşturur. Yaban hayvanları, çoğu av hayvanları vesaire ekolojik dengede bize sofra hazırlayan yerlerdir. Öyle mi? Şimdi yaylacılık faaliyetlerinin yapılması ve sürdürülebilirliği için gereklidir. Şimdi dağ sporları, avcılık ve kış turizmine imkan sağlar. Kıyı kesimleri iç bölgelerden ayırır. Mevsim çeşitliliği de neden olur. Dağlar akarsuların su deposudur. Yer altı kaynaklarının temel depo alanlarıdır. Evet, bütün bunları dikkate ettiğimiz zaman yeryüzündeki şeyler şöyle, bitkilerin oluşması, mevsimlerin değişimi, diğer şehirlerle su deposu oluşu, yani bizim diğer yerlerdeki yani ektiğimizi, diktiğimizi sulamamıza, yağmur yağmanın ötesindeki su depoları, sofra oluşunu, hatta bir de şu var, aradaki rüzgarlar, aşılamalar vesaire falan gibi noktalarına dikkat aldığımız zaman dağlar bize yeryüzünün sofra olmasını sağlar. Eğer dağlar olmaz da her taraf dümdüz olsaydı yeryüzü sofra olmaz, çöl olurdu. Evet, onun için bu sorunun cevabı böyle, onu söyleyeyim.
o ayetlerdeki o hocanın kullandığı şey yanlış çeviridir. Doğru çeviri kendisine iletilebilirse onun da yani bu konularla ilgili hem bizleri suçlayacağı, bana yanlış çeviri takdim ettiler, ben oradan hareket ettim diyeceği ve özür dileyeceği noktalar doğabilir. Bunu da başta bu sohbetimizi izleyen kardeşlerimizin ona yani bu işin gerçeğini ulaştırmaları istirham ediyoruz. Onu da hepinize de teşekkür ediyorum.